Merhaba arkadaşlar, olasılık 3. testi çözeceğiz. 1. sorumuz, analitik düzlemde orijine olan uzaklığı 5 birimden küçük olan noktalardan seçilen bir noktanın orijine olan uzaklığının 3'ten büyük olması olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bunu şekil üzerinde göstermeye çalışalım. Analitik düzlemde orijine olan uzaklığı 5 birim olan noktalar bir çember belirtir arkadaşlar. Yani yarıçapı 5 birim olan çemberi şöyle çizmiş olalım. 5 santimetreden küçük olan noktalardan bahsettik arkadaşlar. Buraya x, buraya x, buraya y diyelim. Bu çemberin içinde seçilmiş bir noktanın, yani bütün durum bu çemberin içinden seçilen bir noktanın 3'ten büyük olması olasılığı. Yani onu da şöyle göstereyim. Buraya da 3 dersem, yarıçapın 3'ten büyük olan çemberi, yani şu iki çember arasında kalma olasılığını soruyor. Tüm durum arkadaşlar, sarıyla çizdiğim çemberin karesi. Yani burada istenilen durumların tüm durum sayısına bölünmesiyle bulunacak. Tüm durum dediğimiz yarıçapı 5 birim olan çemberin alanı, pi çarpı 5'in karesi. İstediği durumda pi çarpı 5'in karesi eksi pi çarpı 3'ün karesi diyeceğiz. 25 pi eksi 9 pi bölü 25 pi olacak. 25'ten 9 çıktığı zaman 16 pi bölü 25 pi. Sadeleştirdiğimde istenen olan 16 bölü 25 olur. Doğru cevabın D seçeneği. İkinci sorumuz, yukarıda zar 4 kez atılıyor. Üste gelen sayıların her defasında farklı olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Birinci atış, ikinci atış, üçüncü atış ve dördüncü atış diyelim arkadaşlar. Zar her defasında atıldığında durum 6 tanedir arkadaşlar. Ve zarın üzerindeki rakamlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Her defasında farklı diyorsa ilk durumda hiçbir engelim yok. 6 farklı rakam gelebilir. Farklı olması için ikincide, birincide gelen rakam gelmeyecek. Yani 5 farklı durum var. Üçüncüsü için 4 farklı. Dördüncüsü için 3 farklı durum var. Bunları çarptığımızda arkadaşlar 1, 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2, 2 sadeleştirdim de 3. Yani yukarıda 5, aşağıda 3 çarpı 6, 18 kaldı. Doğru cevabım 5 bölü 18 olacak. D seçeneği. Üçüncü sorumuz. 1'den 8'e kadar numaralandırılmış 8 top bulunan bir kutudan 4 çöp çekiliyor. Çekilen toplar içinde en küçük numaralı topun 3 numaralı top olma olasılığı kaçtır diye sormuş. 1'den 8'e kadar numaralı topun bulunduğu diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olsun görseli kullanırsak. Seçilen 3 tane top seçilecek. Pardon, 4 tane top seçilecek ve tüm durum sayısı 8'in 4'ü olduğu arkadaşlar. İstediği durum en küçük numaralı topun 3 olduğu ve diğerlerinin 3'ten büyük olduğunu söyleyeceğiz. O zaman bir tanesi 3 ise geriye 3 tane topum kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. 3'ten büyük olan 5 toptan 3 tanesini seçeceğim. Bunu hesapladığımızda 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 8'in dörtlüsü 5 bölü 4, 3, 2, 1. Sadeleştirdiğimde 3'ler gitti. Sadeleştirdim. 2. Yukarısı 10 oldu. 2 çarpı 4 8 oldu. 3 sadeleştirdiğimde 2 oldu. Aşağısı da 70 oldu. 0'lar gitti. 1 bölü 7 olur. İstenilen olasılık. Dördüncü sorumuz, 10 farklı rakamdan 3 tanesi seçiliyor. Yani benden istediği durum 10 rakamdan 3 tanesini seçilmesi.
Bu 3 rakamın ardışık olma olasılığı kaçtır? Yani ardışık 3 tane rakamı seçme olasılığını soruyor. O halde seçebileceğim durumlara bakayım. 0, 1, 2 olabilir. 1, 2, 3 olabilir. Böyle böyle devam ettiğimizde 9, 8, 7 olacaktır en son seçeceğim ardışık üçlü. O halde 0'dan 7'ye kadar toplam 8 tane ardışık üçlü terim seçiyorum. 8 bölü 10'un üçlüsü olacak. 10'un üçlüsünü hesapladığımda 8 bölü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 8'leri sadeleştirdim. Sadeleştirdim 3. Sadeleştirdim 5. O halde 1 bölü 15 olacak sonucum. Doğru cevap B seçeneği. Beşinci soruya geldik. 3 basamaklı bir sayının en az 2 rakamının aynı olma olasılığı kaçtır diye sormuş. En az 2 rakamın aynı olma olasılığı arkadaşlar. 3 basamaklı sayılardan en az 2 rakamı aynı olan. Şöyle bulacağız. Tüm sayılardan rakamları farklı olanları çıkartacağız. Onları çıkarttığımızda geri kalan sayılarda en az 2 basamak aynı olacak. Tüm sayılar, yani 3 basamaklı tüm sayılar 9, 10, 10 eksi rakamları farklı olan, yine 3 basamaklı bir sayı yazıyorum. Yüzler basamağına 0 gelemiyor. 9 tane seçeneğim var. Buraya 9, burası da 8. O halde bunları çarptığımda 981. 81 çarpı 8. 8, 648. 900'den 648 çıkarttığımda 648'i şöyle çıkartmış olayım. 2, 9'dan 4 çıktı. 5, 8'den 6 çıktı. 2. Yani 252 durum var benden istediği. 252 tüm durumda 3 basamaklı bir sayı demiş. Yani 3 basamaklı tüm sayılar 900 taneydi. Burada hesapladım. 252 bölü 900 oranını soruyor. 2'ye böldüğümde 126 bölü 2'ye bölersem 450. 2'ye böldüm 63. 2'ye böldüm 225. 9'a böldüm 7. 9'a böldüğüm zaman 25. Daha fazla sadeleşmiyor. İstediği olan 7 bölü 25 olur. Doğru cevabım Denizli. 6. soruya geldik. Yukarıdaki kartlar ters çevrilerek karıştırılıyor. Bu kartlardan biri rastgele alınıp numarasına bakılıyor. Ve diğer kartların arasına konularak yeniden bir kart daha çekiliyor. Yani kart sayısı iki durumda da değişmiyor. Çekilen kartların ikisinin de çift numaralı kart olma olasılığı kaçtır? Çift numaralı kartlar 4 tane, toplam 9 tane kartım var. O halde birincide çift çekme olasılığım 4 bölü 9. Kartı tekrardan içeriye koyduğumda değişen hiçbir şey yok. İkinci seçimde de aynı şekilde çift çekme olasılığım 4 bölü 9 olacak. Yani çarptığımda 36 bölü 81 olur. Pardon, 16 bölü 81 olur. Doğru cevabım Edirne. 7. soru. Bir çember üzerinde bulunan 8 nokta ile çizilebilecek çokgenlerden biri seçiliyor. Seçilen çokgenin dörtgen olma olasılığı. Yani tüm durum 4 çokgen sayısı. İstediği durumda dörtgen olması. Olayımız şöyle. Bir çember üzerine, yani düzlemsel olmayan 8 tane noktadan oluşturabilecek çokgen sayısına bulabilmem isteniyor. 5, 6, 7, 8. Çokgen dediğimiz şey en az üçkenarlıydı. O halde bu üçgen olabilir. 8'in üçlüsü. Dörtgen olabilir. 8'in dörtlüsü. Beşgen olabilir. 8'in beşlisi. 8'in altılısı. Altıgen olabilir. 8'in yedilisi. Yedigen olabilir ve 8'in sekizlisi. Kombinasyon özelliğinde arkadaşlar, eğer burada 8'in ikilisi, 8'in birlisi ve 8'in sıfırlısı da
olmuş olsaydı bu toplam 2 üzeri 8 olacaktı. O halde şu yeşil kısmı bulmak için kırmızıları hesaplayıp tamamından çıkartacağım. 8'in birlisi 1'dir. 8'in sıfırlısı 1'dir. 8'in birlisi 8. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2. Yani 28 tane. 1 artı 8 artı 28. 37 yapıyor arkadaşlar. 37'yi karşıya attığımızda 2 üzeri 8. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 256'dan 37'yi çıkarttığımda şöyle çıkartayım. 256'dan 37'yi çıkarttığımda 9, 10, 4'ten 3, 4'ten 3 çıktı. 1, 219. Tüm durum sayısı, yani bütün çokgenlerin sayısı 219. Benden istediği şey bunun dörtgen olması, yani 8'in dörtlüsü istenilen olasılık. 8'in dörtlüsü arkadaşlar, şurada hesaplayayım. 8, 7, 6, 5 bölü 4, 3, 2, 1, 4 ile 2, 8 gitti. 70, yani 70 bölü 219 olur. Doğru cevabım Bursa. Sekizinci sorumuz. A'dan yola çıkan birinin C'ye uğramadan D'ye gitme olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi istediği durum A'dan D'ye gitmesi, pardon, tüm durum A'dan D'ye gitmek, istediği durum C'ye uğramadan gitmesi durumu. O halde C'ye uğramıyorsa B'ye de uğramayacak demektir. Geriye iki tane farklı seçeneğim kaldı. Bu yolum ve bu yolum. Yani istediği durum sayısı 2. Tüm durumların sayısı 3 tane burada yol var. 4 tane burada yol var. Çarparsam B ve C'ye uğrayarak 12 farklı şekilde gider. Bir yol burada, bir yol burada. O halde bunları topladığımda toplam yol sayısı 14 olur. İstediği durumda 2 taneydi. 2 bölü 14, yani 1 bölü 7 olasılıkla gider. 9. sorumuz. Bir torbadan birincisinde 2 sarı 4 mavi, ikincisinde 5 sarı 3 mavi top vardır. Bu iki torbadan birer top çekildiğinde çekilen topların aynı renk olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi birinci torbamızı çizelim. Birinci torbanın içinde 2 sarı 4 mavi, ikinci torbamızın içinde şöyle çizeyim. 5 sarı, 3 tane mavi top var. 2 tane top çekiyoruz. 2 torbadan da birer top çekildiğinde çekilen topların aynı renkte olma olasılığı kaçtır? O halde birinci torbadan sarı çekersem ikinci torbadan da sarı çekiyorum. Birinci torbadan mavi çekersem ikinci torbadan da mavi çekmem lazım. Bu iki olasılığın toplamı. Birinci torbadan sarı çekme olasılığım 2 bölü 6. İkinci torbadan sarı çekme olasılığım 5 bölü 8, ya da birinci torbadan mavi çekme olasılığım 4 bölü 6, ikinci torbadan mavi çekme olasılığım 3 bölü 8. Birincisini çarptığımda 10 bölü 6 çarpı 8, 48. İkincisi 12 bölü 48. Toplarsam 10 artı 12, 22 bölü 48. 2 ile sadeleştirdiğimde 11 bölü 24 olacaktır. Doğru cevabım C seçeneği. Kümesinden seçilen iki sayının ikisinin de asal olma olasılığı nedir diye sormuş. Kaçtır diye sormuş. Kümede 9 tane sayı var. O halde tüm durum sayısı 9'un ikilisi. İstediği durumda bu sayıların asal olması. Asallara bakıyorum. 2, 3, 5 ve 7 var. Yani bu 4 tane asal sayıdan 2 tanesini seçebiliriz. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2. 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2. 2'leri sadeleştirdim. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3, 8 ile 4'ü sadeleştirdim. 2. Yukarıda 1, aşağıda 6 kaldı. 1 bölü 6 olur. Doğru cevabımız.
11. soru. 3 adıcının bir hedefi vurabilme olasılıkları sırasıyla 2/7, 1/5, 1/3. Birer atış sonunda hedefin vurulmuş olma olasılığı kaçtır? Her biri birer atış yapacak. O halde şöyle yapsak, tüm durumlardan hedefin vurulmama durumunu çıkarttığında geri kalan durumların hepsinde hedef en az bir defa vurulmuş olacak. O halde tüm durumumuz, yani tüm olasılıkların toplamı 1'dir. İstediği, yani hedefin vurulmama durumu 2/7 olasılıkta vuruluyorsa 5/7 olasılıkta vurulmuyor. Burada 4/5 olasılıkta vurulmuyor. Burada da 2/3 olasılıkla vurulmuyor. O halde vurulmama durumu 5/7 çarpı 4/5 çarpı 2/3 bir atışta vurulmalı. Bunu hesapladığında 5'leri sadeleştirdim. 1-8/35. O halde 3 çarpı 7 21. 21-8/21. 21'den 8 çıktı. 13/21. Hedefin en az bir defa vurulmasıdır. 12. sorumuz. A kutusunda 2 sarı, 3 mavi, yani toplamda 5 top var. B kutusunda 3 sarı, 4 mavi, yani toplamda 7 tane top var. A'dan aynı anda A'dan B'ye, B'den A'ya birer top atılıyor. Renk bakımından ilk durumun elde edilme olasılığı kaçtır? Yani renk bakımından ilk durumun elde edilmesi için A'dan B'ye attığım topla B'den A'ya attığım topun aynı renkte olması gerekiyor. Yani A'dan sarı çekersem B'den de sarı çekmeliyim. A'dan mavi çekersem B'den de mavi çekmeliyim. Bu iki durumun toplamı olacak. A'dan sarı çekme olasılığım 2/5. B'den sarı çekme olasılığım 3/7. A'dan mavi çekme olasılığım 3/5. B'den mavi çekme olasılığım 4/7. İşlemleri yaptığımızda 6/35 artı 12/35 toplarsam 18/35 olur. Doğru cevabım D seçeneği.